Ne var Fatmacık? Zeynep ablam seni bekliyor. Nerede? Tepede, ağacın yanında. Olur, sen git, ben geliyorum. Vakit çabuk geçiyor. Günler çok kısa. Günler değil, ömür çok kısa. Zeynep, Zeynep! Buyur abi. Ben bugün öğle yemeğine gelmeyeceğim, anneme söylersin. Peki abi. Ya ne diyecektin? Şey ağam, belki... Belki de ne? Zeynep'i sana vermezlerse demek ister de. Vay kurban, Hasan ağana, bu havaliyi de kız vermeyecek var mı? Senin arabana taş koyan ezilir ağam. Aferin be Partal, 40 yılda bir söz ettin ama tam yerinde ettim be. Firdevs'i abim Kazım'a vereceksin, değil mi? Vallahi bilmem ki. Ben de isterim. Kazım iyi çocuktur. Ama malum ya, Firdevs'in de fikrini almak gerek. Hem sonra askerliğini yapmadı ki. Askerliğini yapsın daha sonra. Ama abim evlenmeden biz de evlenemeyiz. Çünkü Kazım benim hem büyüğüm, hem de benim boşluğumu hissettirmeyecek bir gelinin eve girmesi lazım. Annem epey yaşlandı biliyorsun. Bir düşüneyim hele. Abim bir hedese bütün dünyalar benim olurdu. İyi çocuktur Mehmet. Ama bir de aksiliği tutarsa o zaman... Abim hedemezse biz de kaçarız. Sahi mi? Kaçar mısın Firdevs? İstediğin zaman. İstersen şimdi. İstersen yarın. Sen münasip gördükten sonra ben ne diyeyim oğlum? Hasan'dan daha iyisine verecek değiliz. Bir de kendisine soralım mı? Acele etme, ben başka zaman yoklarım ağzına evladım. Neler düşünüyorsun oğul? Erkek keder götürmez. Kederlendiğin bir şey varsa söyle de biz de bilelim. Arada ölüm yok, zulüm yok. Abim tek başına koca evin işini döndürüyor. Kolay mı? Yorgun o, yorgun. Öyleyse biraz da yoğurt yesin. Bak kızım. Abin Kazım'la buluştuğunu haber almış. İyi hoş çocuktur ama
daha askerliği var diyor. O da haklı. Firdevs, sen önden git. İkimizi bir arada görürlerse iyi olmaz. Peki. Bekletme, olur mu? Ben sana yetişirim, hadi. Uğursuzluğu bırak hele, sesini kes, doğru dürüst oyna. Ne istiyorsun be, nasıl oynayacağız? Amma seninkisi daha, hadi atlarını. Hadi, hadi. Tamam. Ya ne zar tutuyorsun, namusunla oyna. Namusunla, oyun bu. Kutmadan zar atılır mı be, zar bu be, keleklik etmesene. Hadi salla. Haydi oğlum. Yaşa. Hadi oyna, oyna. Hey, elime bakma, şansımı kesiyorsun. İyi bak, tutmuyorum. Heh, dört çar. Ya. Dört çar, iki, daha iki, dört. Eyvallah. Ah, hoş geldin. Ah, hoş geldin. Hoş gördük, hoş gördük çocuklar. Bu adamla hiçbir oyun oynamaz ağam. Hep keleklik ediyor. Siz şimdi haraziyi bırakın da beni dinleyin. Gelelim mühim meselemize. Mehmet, Mehmet gel oğlum, gel, 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 koş, koş. Ne var Hasan'a? Şey... söylemesi de pek güç be. Ne olmuş, ne var ki? Şey oğlum, kız kardeşim Firdevs'i sevişirken yakaladım. Namusumu lekeledi. Yalan, yalan söylüyorsun. Doğru diyorum. Çılgınlar gibi sevişiyorlardı. Beni görünce kaçtılar. Nerede gördün? Marayı geçince. Nereye gidiyorsun oğul? Kötü bir şey mi oldu? Yok bir şey ana. Sende bir şey var oğul, söyle. Yok dedim ya. Kendim bilim valla. Mehmet dur gitme. Bırak gitsin de namusunu temizlesin. Ah. Burası köydür bacım. Hadi sen gir bakalım içeri. Elin hamurunla erkeğin içine karışma. Hadi hadi. Thank you.
bırakın beni. Ha. Bırakın. Köyden epey uzaklaştık. Dinlenelim biraz. İçimde bir eziklik var Firdevs. Gel istersen geri dönelim. Seni anandan istesem daha iyi olur da. Ama Hasan Ağa'nın adamları gördü bizi. El diline düştük sayılır. Artık bu yolun dönüşü olmaz. Doğruca gideriz kasabaya. Biz birbirimizi sevdik. Evlenmek istiyoruz. Bize nikah kıyın deriz. Evet, öyle deriz demesine ama ananın gönlü kırılır bize. Sonra abim Mehmet de kızar bu işe. Ben anamın gönlünü yaparım. Hem biliyor musun, abim Mehmet'in de gönlü sizin Zeynep'e meyilli. Bakarsın abim bize kızıp Zeynep'i kaçırır. İyi ama... Sus Kazım, neredeyse beni kaçırdığına pişman olacaksın. Sen caysan bile ben cayma. Hadi kalkalım. Ben öldüresiye atmamıştım. Sizleri korkutmak istemiştim sadece. Yanlışlık oldu. Hem de büyük yanlışlık oldu. Çok büyük. Bana yardım et İdris. Çabuk bir araba getir. Kazım'la Firdevs'in cesetlerini köye götürelim. Ne dedin? Hiçbir şey sorma. Ne dedimse onu yap. Hadi İdris. Peki ağabey. Ağabey.
Vay anasını be! Hiç beklenmezdi Mehmet'ten böyle şeyler. Beklenir ağam, beklenir. Mehmet'ten her şey beklenir. Aslan gibi yiğidin başını yedi. Sonra da kaçtı, yok oldu ortadan. Kim bilir nerede? Yedi ki Mehmet Emin'e nasıl yedi? Kaçmakta da kötü etti hem de. Kazım'ın ne günahı vardı? Tüm suç Firdevs kaltağında. Mehmet namuslu çocuktu. Namusuna düşkündü. Kimsenin namusuna bakmaz, kimsenin tavuğuna gış demezdi. Öyle. Yaktılar oğlanı, yaktılar. Kazım da namuslu çocuktu. Ya ya. Demek ki kız ayarttı oğlanı. Yazık oldu çocuklara. Karıncayı bile ezmezdi Kazım. Mehmet de Zeynep'e yanıkmış. Kazım ben bacımı vermem demişse... Olabilir. Yeni vardı Kazım'a Mehmet'in. Vay kansız Mehmet vay. Hala jandarmalar bulamamış Mehmet'i. İnşallah ölüsünü bulurlar. Yo öyle deme. Ne de olsa aramızda büyüdü. Belki de miktardan korkup kaçmıştır. Öyle değil mi? Ha, öyle, öyle tabii. Ha? Ha ya, sen daha iyi bilirsin. Allah şahidimdir, ben Mehmet'i çok severim. Kılına halel gelmesini istemem. İyi çocuktur zavallı ama şimdi kim bilir hangi dağlarda dolaşıyor. Ben Mehmet'i severim değil mi? Severim değil mi? Tabii seversin ağam, seversin. Mehmet! Ah, Allah Allah! Mehmet'im kardeş kanıyla buladı ellerini. Ah nasıl dayanırım bu acıya. Yüreğim yanıyor. Başın sağ olsun ana. Sağ ol evladım. Senden Mehmet'i soracaktım. Bilmiyorum. Bize yardımcı olana. Nerede gizlendiğini söylersen Mehmet için de iyi olur. Mehmet'i severiz bilirsin. Hem sonra kanundan kaçılmaz. Yerini bilsem hiç söylemez miyim? O. Eğer buraya gelirse ona teslim olmasını söyle. Yahut da bize gizlice bir haber yolla olur mu? Peki evladım olur. Hı. Vay 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 vay. Gel bakayım küçük kız, sen çiçeklerle mi oynuyorsun? Kızım, Hasan Ağa'ya cevap ver. Kız, biliyor musun sen Hasan Ağa, sen ne olacak? De bakayım hele, ne olacak? Şüş, sen hele sahabından evvel ahıra girme bakalım. Söyle bakalım sen bana. Elif ninen nerede? Bilmiyorum. Canım sen bilmen de Elif nineyi kim bilir yavrum, sen bilin elbet. Bilmiyorum dedim ya. Kötü. Tövbeler olsun yarabbim. Yavrum,
Gülüm, güzel küçük çocuğum benim. Gel bakayım bana sen. Gel, gel. Bak ne güzel pamuk gibi elleri var. Şu güzel ellerinden git de ninenin kapısını bir tıklayıver. Hadi yavrum. Üf be! Tövbeler olsun. Gelin bana, gelin. Elif nine! Elif nine kız! Ne istiyorsun? Misafir kabul eder misin? Ne dedin ki? Canım buradan konuşulmaz ki içeri geleceğim. Gel hadi gel. Hadi. Hoş geldiniz ağalar. Elini öpem anam. Estağfurullah. Hayrola, bayram değil, seyran değil. Neden icap etti? Lan ne duruyorsunuz? Bilsenize hediyeleri. Güzel anam, sana güzel bir antaralık aldım. Giyersin güle güle. Köyde dostun var, düşmanın var. Bari bu pırtılları çıkar at. İyi ettin. Sağ olasın ama nereden aklına geldi bu? Versene hediyeyi, versene lan. Buyur. Elif ana, al sen şunları hele, al. Al bakayım. Elbet bu işin bir hayrı var. Evet. Tabii, elbette hayırlı bir iş için geldik ya. Buraya. Ne ki? Ağamız damat olacak. Ya. Kime? Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle kızın Zeynep'i Hasan ağamıza isteyeceğiz ya. Bunlar bize hiç gelmezlerdi abla. Bir şey mi var? Bilmem. Vardır bir fesatlıkları. Git dinle bakalım. Hadi gir içeriye. Hadi. Bak anacığım. Ben köyün en zengin ağasıyım. Hükümet tarafından yapamayacağım hiçbir şey yoktur benim. Ulan zorba, ulan partal söylesen söyle der mi? Öyle, öyle tabii. Ağamız gerçek söyler. Öyle der. Benim namına pankaya 1000 pangonot yatıracağım. Sonra sana 2 tane inek vereceğim, boynuzlu boynuzlu. 2 de koyun veririm, sütünü sar, afiyetten geçersin. Esnaftan verir ağamız, verir. Mülkü çok. Ne malda mülkte gözüm var, ne de senin param arsında. Hadi defolun. Defolun dedim, ne duruyorsunuz? Yıkılın karşımdan, hadi. Sen kim oluyorsun da bana damat olacakmışsın? Demek bizi kovuyorsun ha? Çok bile kaldınız burada. Ya hadi, hadi. Eyvallah. Sizin eşyanız gancık olsun. Neredeyim ben? Korkma, emin yerdesin Mehmet. Nasıl geldim buraya? Ben getirdim. Bataklıkta yarı ölü vaziyette buldum seni. Ya, öyle mi? Hediyeler de boşa gitti be ağam. Hediyeleri geri almak sonradan aklıma geldi. Hiçbir şey de boşa gitmez, ben bilirim yapacağımı. Ne yapacaksın ağam? He? Hele bir avuşam olsun. Zeynep'i kaçırayım da görsünler.
Şeytan bu velet bizi ele verir. Ne düşünüyorsun Mehmet? Köye gidip durumu öğreneceğim. Gitmesen iyi olur. Hem yaran daha iyileşmedi. Bu yara mühim değil. Asıl yara sevdiğim insanların katili olmam. Fakat bu işin içinde bir iş var. Hele bir gideyim. Mehmet, ipte sallanmaya hak etti artık. Mehmet öyle elini kolunu sallaya sallaya gezip de yakalanmazsa böyle olur işte. Bu gidişle daha çok cana kıyar Mehmet. Tilki gibi. Nerede kalır, nerede saklanır hiç belli değil. Ah, yakalansa... Deyyüsü oğlu Deyyüsü. Dört cana kıydı lan. Kardeş katili it oğlu it. Merhaba İdris. Merhaba Mehmet ağabey. Nerelerdeydin yahu? Herkes seni arıyor. Boş ver. Söyle bakalım anam nasıl? Bilirsin ben köyde pek durmam. Ama işittiğime göre anam biraz dellenmiş. Ya Zeynep? Zeynep iki gözü iki çeşme ağlıyor. Jandarmalar da adım adım seni arıyorlar. Gideceğim zaten. Teslim olacağım. Teslim mi olacaksın? Evet. Böyle kaçak gezmenin bir manası yok. Hem içeri girersem vicdanım rahat edecek, cezamı çekeceğim. Teslim olursan seni idam ederlermiş. Dört cana kıydığın için idam cezası azmış bile. Dört cana kıydığım için mi? He ya, he ya. Zavallı yavrucakla. Anasından ne istedin be abi? Yapmayacaktım bu işi. Kıymayacaktım be abicim. Ne diye öldürdün be abi? Hadi diyelim ki Kazım namusuna el attı, haklıydın. Gel. Kumandanım, öldürülen Kazım'la Firdevs'in yakınındaki çallıkta iki boş kovan bulduk. Mehmet'in silahına ait olup olmadığının tetkiki için kovanları bir raporla derhal adli tıbba gönderin. Emredersiniz. Thank you.
Mehmet'i. Demek geldin ha oğlum. Nasıl yaptın o işi? İnsan kıyar mıydı kardeşim? Ne yaptılar o masumlar sana? Bir kaza oldu ana. İsteyerek yapmadım inan. Jandarmalar seni arayıp duruyor oğlum. Teslim olacağım ana. Beni arkadan vurdular. Kim olduğunu bilmiyorum. Onu öğrenmek istiyorum. Sonra Elif Ana ile Fatmacığı da vurmuşlar. Onları da senin vurduğunu söylüyorlar. Ben yaralı olarak Oduncu Yusuf'un kulübesinde yatıyordum. Gidip Zeynep'e başın sağ olsun diyeceğim. Git o, git. Ona da inandır masum olduğunu. Bana küskün olduğunu biliyorum Zeynep. Fakat ben ne ananı öldürdüm ne de kardeşini. Ananı da kardeşini de öldüren ben değilim. Hem niye öldüreyim? Ne isteyeyim o zavallılardan? Neden ortadan kayboldun? Kim öldürdü onları? Bütün köy senin öldürdüğünü söylüyor. Yalan! Sana şerefim üzerine yemin ederim. Onları öldürenler beni de vurdular. Bak, hala yaralıyım. Günlerce ölümle pençeleştim. Ama bu işleri başıma bela edenleri yakalayacağım. Yaşıyor be. Hiç belli etme, buraya geliyor. Hoş geldin Mehmet. Hasan nerede? Evdedir. Sana. Hasan'a! Hasan'a! Kum
Kumandan bey! Kumandan bey! Mehmet köye geldi. Oraya. Nerede şimdi? Aşağıya. Aşağıya. Hasan Han'ın evine doğru gitti. Yürüyün. Teslim ol Mehmet. Cezasını bulur. Kanuna karşı gelinmez. Yalnız senden bir ricam olacak. Bana bir avukat tutun. Ha, olur Mehmet'im. Varımı yoğumu satarım. Tutarım bir avukat sana. Hadi. Götürdüler. Yandırmadılar mı? He. Vah vah. Vah vah. Ey çocuk be. Yazık oldu be. Vah vah. Vah vah. Vah vah. Heyetinize suçluyu ve delillerini getirmiş bulunuyorum. Böyle bir kardeş katiline ancak idam cezası verilir. Söyleyeceklerim bu kadar. İddia makamı dinlenmiştir. Söz müdafaanın. Sayın heyeti hakimiye, Mehmet öz kardeşini ve kardeşinin sevdiği adam olan Kazım Derviş'i tesadüf kurşunu ile öldürdüğünü zannediyorsa da mevcut deliller Mehmet'in silahından çıkan kurşunların o mesafeye ulaşamayacağını ispat ediyor. Tıbbın balistik raporunda izah edildiği gibi atış mesafesinin 20 ila 30 metre olduğu söylenmektedir. Bu da yaranın çevresindeki barut yanıklarından anlaşılmaktadır. Bu itibarla iki şıkla karşı karşıyayız. Birinci şık, müvekkilim yalan söylemektedir, hataya düşmektedir. İkinci şıksa, ortada bu suçun faili olarak başka bir şahsın mevcut olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla
Bu hakikatin aydınlığa çıkması için müvekkilimi yakından tanıyanların dinlenmek suretiyle müvekkilimin bu suçu işleyecek karaktere sahip olup olmadığı hakkında bir kanaate varmanızı talep ediyorum. Ayrıca diğer iki cinayetin de faili olarak gözüken müvekkilimin cinayet esnasında orada bulunmadığını ispatlayacak olan Oduncu Yusuf'un da şahit olarak dinlenmesini yüksek mahkemenizden talep ediyorum. Sözüm bu kadar. Gereği düşünüldü. İlgili şahitlerin dinlenmesi için celse 25.9.1967 tarihine talik edilmiştir. Mehmet'in abimi ve kız kardeşini öldürmesi için hiçbir sebep yoktu. Çünkü kız kardeşini abime vermişti. Onun böyle bir cinayeti işleyebilmesi ve onlara bu kadar kin duyması imkansızdı. Zaten abim askerliğini yapıp döndükten sonra hemen evleneceklerdi. İyi çocuktu ama oldu bir kere. Hakikaten de çok yazık oldu. Kardeşini vurmasına bakılırsa bu işi namus meselesi yaptı. Şerefine çok düşkündür. Köyde herkes tarafından sevilirdi. Eğer bu cinayeti Mehmet işlemişse, namusuna olan düşkünlüğünden işlemiştir Hakim Bey. Vallahi Hakim Bey, ne diyeceğimi bir türlü bilemiyorum. Namuslu, çok iyi bir insandı Mehmet. Kimsenin tavuğuna kış demezdi. Bu köyde onu saymayan, sevmeyen hiç kimse yoktu Hakim Bey. Benim bildiğim Mehmet, namuslu, dürüst ve herkesin iyiliğine koşan ve hiç kimseyi zarara dokunmayan bir kimseydi. Karıncayı dahi ezmekten korkar, çekinirdi. Eğer Mehmet bu cinayeti işlediyse namusuna olan düşkünlüğündendir. Şahitlerin Mehmet'e karşı olan dostluk ilgileri, onun hakkındaki müspet ifadeleriyle heyetinizi bir an için tesiri altında bırakmış olabilir. Kaldı ki muhitinde iyi tanınan kimselerin de bu gibi mevzularda infiale kapılarak umulmayan cinayetleri işleyebilmesi mümkündür. Mazlunun büyük bir kurnazlıkla kendisini yaralaması da kaçınılmaz bir hakikattir. Mevcut sebeplerle ve tekamül etmiş delillerimiz de hunharca ve taammüden cinayetleri işlemiş bulunan Rızaoğlu Mehmet'in Türk Ceza Kanunumuzun 450. maddesi gereğince idamını talep ederim. Sayın savcı yanılıyorlar. Vekilim Mehmet böyle bir cinayete fail olmak şöyle dursun, böyle bir suçu düşünemeyecek tabiatta bir insandır. Şahitlerimizin mükerrer ifadeleri bunu da açıkça ispatlamış durumdadır. İddia makamının müvekkilimi kendi kendine yaraladığı şeklindeki isnadının da varid olmadığı açıkça ortadadır. İddia makamı ve heyet-i hakimiye dikkat buyursunlar, yara müvekkilimin sırtının sağındadır. Hiç kimse başkasının yardımı olmadan kendisini sırtından vuramaz. Buna göre demek ki katil bir başkasıdır. Müstenit suçla en küçük bir ilgisi bulunmayan müvekkilimin yüksek mahkemenizden beraatini talep ediyorum. Yeah.
Sağ ol garip, sağ ol. Şu işi halledersen seni altınlara garg ederim Emine bacı. Tamam mı? Sen hiç merak etme ağam. Emine bacı demişler bana. Birkaç güne kadar Zeynep senin olur. Hadi göster kendini, görelim seni. He dede bitsin bu iş. Hasan ağa bu. Para dersen onda. Mal mülk dersen onda. Namus dersen onda. Sonra çirkin de sayılmaz. Tam sana layık bir erkek. Beni rahat bırak Emine bacı. Mehmet'ten başka kimseye he demem. Ben senin iyiliğini istiyorum. Ama sen anlamıyorsun. Eh sen bilirsin. Gene bir düşün. Hah. Araba Emine bacı. Ne oldu? He dedi mi he? İşte. He demesine diyecek ama malum ya. Yüreği daha acılı. Sen de anlayışlı ol ağam. Bu işi bana bırak. Canım hemen he deyiversin de olsun bitsin bu iş. Ben de ne işini bulacak değil mi? Olacak ağam, olacak. Yaşa, yaşa. İstemiyorum diyorum, anlıyor musun? Ben Mehmet'e sözlüyüm. Bunu herkes biliyor. Hala mı be kızım, hala mı? Sizi perişan eden birine nasıl bağlanıp kalırsın? Duyduğuma göre Mehmet idam olacakmış. Bekleyişin hep boş. Köhneyip kalacaksın bu damda. Gene bu evde misin? Sana bu eve girme demedim mi? Kızın aklına girme demedim mi? Hadi defol buradan. Defol diyorum. Yavrum. Ne dedim be, ne dedin? Kevser'in de dili uzadı. Onun da aklından gelmeli. Başka çare yok. Kevser ana! Hı. Ne var? Ne var yavrum? Beni çoban İdris gönderdi. Hı. Mehmet abi hapisten kaçmış. Seni görmek istiyormuş. Yakalarlar diye köye gelemiyor. Mehmet'im. Yavrum benim. Neredeymiş şimdi? Bataklığın orada. Her şeye burnunu sokuyormuşsun. Senin o burnunu kesmeli. Alın şunu ortaya. Bir göz önüne oynatın. Ne isterseniz yapın. Bir daha böyle fırsat elinize geçmez. Hadi geç. Oyna. 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 Oyna şimdi. Oyna.
Sonra da burnunu sok bakalım benim işlerime. Kargalara yem olacak enayi. Hadi, hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur, buyur otur. Sağ ol, oturmayacağım. Size bir şey sormaya geldim. Bu tesbih senin değil mi? Ha? Benim. Öyleyse benimle geleceksin. Lan oğlum, neden öyle öküz gibi bakıp duruyorsun? Duymadın mı dediğini? Ne dedi sana kumandan bey? Gel benden demedi mi? Hadi yürü. Pekala. Demek konuşmak istemiyorsun. Ama biz sizin ne haltlar işlediğinizi gayet iyi biliyoruz. Yakında hapse adaletin pençesine düşecekler. Götür. Demek gebertirim seni! Evet hakim bey, onu bataklıkta bulduğum zaman çok feci bir haldeydi. Diğer cinayetler işlendiği zaman da kulübemde, benim yanımdaydı. Kız kardeşiyle Kazım'ı öldürdüğünü zannederek kahroluyor. Çocuk gibi ağlıyordu. Gereği düşünüldü. Yapılan tahkikatın ve dinlenen şahitlerin ifadelerine göre Mehmet Acar'ın suçsuz olduğu anlaşılmış olup serbest bırakılmasına ve mahkemenin gıyabında devamına oy birliğiyle karar verilmiştir. Beraat ettiğine göre daha ne düşünüyorsun be abi? Sorma Ali. Ne anam ne de Zeynep mahkemeye gelmediler. Doğrusu ya buna bir mana veremiyorum. Üzülme be abi. Herhalde bir işleri çıkmıştır. Belki gelirler. İnşallah. Hadi nana çıkıyorsun artık. Sağ olasın. Hadi. Hakkınızı helal edin. Helal olsun, helal olsun. Allah bizi de kurtarsın. Eyvallah. Verdiğim adrese uğramayı unutma Mehmet. Olur, uğrarım. Merak etme. Hadi eyvallah. Eyvallah. Hakkını helal edin. Hadi eyvallah. Hakkını helal edin. Hakkını helal. Mehmet abicim, Allah yolunu açık etsin. Sağ olasın abi. Allah yardımcın olsun abicim.
Erkek çocuktu, erkek. Tahliye kararın çıktı Mehmet. Suçsuz olduğun anlaşıldı. Seni serbest bırakıyorum oğlum. Yalnız köyüne gitmeden önce sana söylemek istediğim bir şey var. Buyurun, söyleyin efendim. Anne acısının ne demek olduğunu bilirim. Yoksa anneme bir şey mi oldu? Öldürüldü. Öldürüldü mü? Evet. Partal Nami ile Maruf Mahmut öldürdü. Suçunu da itiraf etti. Bu haberimin seni ne kadar üzdüğünü biliyorum oğlum. Sen iyi bir insansın. Köyüne gittiğin zaman bir çılgınlık yapmaya kalkma. Burası sana göre bir yer değil. Geçmiş olsun oğlum. Sağ olun efendim. Garibanı, Allah şahidim olsun ki bize bu kötülükleri yapan ve başımıza bunca felaketleri getirenlerden intikamımızı alacağım. Sen rahat uyu. Ağlama artık, yeter evladım, yeter bu gözyaşlarına. Bak mesut olacaksın inşallah. Hadi benim akıllı adım, gelin hanıma mukayyet ol. Gelin hanımı düşürmeden getir, he mi? Hadi benim güzel adım. Hadi benim aslan adım. Çabuk gidin, hemen alıp getirin, kazasız belasız getirin gelin hanımı. Bekliyorum sizi. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Ziyaretine gelemediğim için kusuruma bakma. Ziyan yok. Sağ olasın. Köye mi gidiyorsun? He ya. İstersen hiç gitme. Neden? Bu acı haberi benden duymanı istemem ama nasıl olsa öğreneceksin. Anan sizlere ömür. Biliyorum. Hapishanede müdür bey söyledi. Zeynep nasıl? Ondan bir haber var mı? Niye sustun? Yoksa Zeynep'ime de mi bir şey oldu? Oh,
Zeynep! Mehmet! Dedim. Bana bak, o artık Hasan Ağa'nın avradı oldu. Hadi defol buradan. Bütün bunlar ne? Konuş. Yoksa iki kaşının ortasından vuracağım seni. Konuş lan! Kim öldürdü onları? Bu cinayetleri kim işledi? Konuş! Hiçbir şey bilmiyorum. Hepsini Hasan Ağa yaptı. Her şey onun başının altından çıktı. Kıyma bana ne olur. Vallahi bir suçum yok benim. Hepsini o yaptı. Vallahi. Ne olur. Kıyma. Kıyma bana. Kıyma! Güzel. Önce sen öleceksin, sonra da ağam. Sen de onunla evlenmeyi kabul etmekle ölümü hak ettin Zeynep. Hadi çek tetiği, bitsin bu iş. Hadi ne duruyorsun? Öldür. Alnımın karasıyla yaşamak istemiyorum zaten. Ne demek istiyorsun? Mecburdum onunla evlenmeye. Ya kendimi öldürmeliydim, yahut da onunla evlenmeliydim. Anladın değil mi? Demek bu kötülüğü de yaptı sana. Çok mu heyecanlısın? Sorma orasını gari, hiç sorma. Kalk Aya. Sana hesap sormaya geldim. Ne hesabı soracağım be? Zeynep beni sevmiş, kalkmış ki razasından gelmişti o ne? Yalan söylüyorsun, yalan! Thank you.
dağdan indim düze. Size ben ama